Siki Tasdiki eden 141. sayfadan okuyacağız. Şeyhi Geylani'nin kendinden 800 sene sonra arkamızı görüyor musunuz? Arkamıza bak Nura. Arkamız karanlık değil. 800 sene önce senin baş koyduğun davayı 800 sene önce biri onaylıyor, isimle söylüyor. Hatta hayat düğümleri. Ustad şurada doğacak, böyle olacak, başına bu gelecek. Kosturma'ya gidecek. Kosturma'da ben onu kurtaracağım. Sonra Türkiye'ye gelecek. Bu vazife verilecek. Ona iki tane şey söyleyeceğim. İki tane mi? Üç tane mi? Bir, ezanı bırakma. İki, şa sakın şairden sıyrılma. Üç, Latin harflerini şey yapma. Osmanlı şey ve böyle. Bunları tek tek söylüyor. 800 sene arkamızda ışık. Önümüz aydınlatıyor. 8 sene arkamızdaki ışık demek 800 sene önümüzdeki ışık. Ulan 800 sene yaşayacak mıyım? 800 sene iki ışık arasındayım. Karanlık yok ki. Şeyh Geylani kendinden 800 sene sonra benim arkam 800 sene gayb aşına gözüyle haber verdiği bir hadise-i Kur'aniyedir. Hadise-i Kur'aniye. Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın hizmetindeki kutsiyete, kerametine 800 küsür sene evvel Gafs-ı Azam unvanı ile bir hakkın iştihar eden Kutbul Azam şeyh Gelani Nazar tu bi aynil fikri fi hani hazreti e, habiban tecelli lil kulubil fe, fe cennet Fıkrasıyla başlayan kasidesinin ahirinde Mecmuatul Ahzab'ın birinci cildinde üç cilttir. Ustad her gün okuyormuş. Mecmuatul Asaf'taki evratlar okuyormuş hepsi. Her gün okuyormuş. Cildinin ustad gece bile 5-6 saat çalışıyormuş. Gece 5-6 saat diyor çalışmaktan gelen yorgunluk diyor. Başımdaki nezde diyor. Sayıyor ya. <laughs> gece gidişata bakılırsa 5-6 saat istirahattan sonra demesi gerekirken gece 5-6 saat meşguliyetten sonra diyor. Olsun canım. Böyle ben yapamadığımı üzülmüyorum o kadar. Çünkü benim böyle bir kutsiyetim yok. Böyle bir korunaklığım yok. Böyle bir vazifedarlığım yok. Böyle omuzumda bir yük yok. Böyle bir ismi azama mazar değilim. O mazar. Peki benimle alakası var mı? Tabii can. Ona mazar oldu. Hep şey bana da geliyor. Çünkü aynı şahsı manevi. Aynı fanosun içindeyiz. Aynı odanın havasını teneffüs ediyoruz. Ortağız. Öyle dedi. Tesbihatı yapan benim bütün amellerim ortaktır. Bir tanesi de dediğim gibi. Kardeşim bu mübarek günlerde niye oruç tutmuyorsun dedim ya. Ben abi bütün sene oruçtayım dedi. Oruç içinde oruç, oruç, olur mu dedi. Ulan nasıl oruçlusun lan dedim bütün. Dedi ki sen demedin mi Ramazan'da 6 gün oruç tutan Hazreti Peygamber diyor ki. O 6 gün orucuna deniliyor. Şeval orucunu yapan bütün sene oruçlu gibidir. Abi ben toptan kıldım dedi. Bir şey diyebilir miyim şimdi? Hiçbir şey diyemem. Dine dayanıyor adam. Ama kalitenin içinde kalite olsa, lübün içinde lüb olsa, ya bir şey diyemiyorsun ya adamlar dinden bahsediyor. Diyor ki abi ben bütün sene ödemişim. Dedi bu, bu günlerin 5-6 saati değil, 17-18 saatte de ödedim ben onu. Belki 11 on bir günü, belki bu, bu günlerin iki günü hem sıcakta ödedim. Ya biraz akıllı ve mantıklı oldu mu? Evet, e, şimdi esas yeri okuyacağım da size o metni okuyayım. E, bir bir yer çok ilgimi çekti ya. Çok bir misal şurayı okuyayım. Mecmuatul Ahsab'ın birinci cildinin 562. sayfasında 5-6 satırla şu zamanda hizmeti Kur'aniye'deki heyete ve başında bulunan ustadımıza beş veciyle bakıyor ve gösteriyor. İşte o beş, beş satır şudur. Ben bu zamanın Risale-i Nur'un emniyetini niye herkes anlamıyor? Okuyacaktım ama okumayacağım. Yerini göstereceğim size. Burada da var. Şemiz yetmez. Abiler. Risale-i Nur'a hemen sorsalar size veya kafanızda olsun bir şablon. Bu adam Risale-i Nur'u niye anlamadı? risale kıymetine niye kıymet veremedi? Niye Risale-i Nur'a değer veremedi? Bu cinste ne sorarsanız sorun cevabı şudur. Temel çok cevabı vardır ama en merkezi cevap şudur. Bir, zamanı tanımadığı için. Zamanın sahibini de bilemez. nerede geçiyor? Bak ha, burası. Mektubat 466. Diyor ki bütün kıymetli kitaplar içinde Risale-i Nur Kur'an'ın işaretine ve iltifatına 1 33 tane ait. 2 Hazreti İmam Ali radıyallahu anh'ın takdir ve tahsinine İmam Ali 3 Gafs-ı Azam Kuddüs-i teveccü ve tepşirine İki, hepsi iki iki söylüyor. Veç, veç itisası nedir? Yani niye böyle bir özelliğe cem olmuş iki üç yer Kur'an İmam Ali Hazreti Geylan. O iki zatın kerametle Risale-i Nur'a bu kadar kıymet ve emniyet vermesinin hikmeti nedir? Ne diyor biliyor musun? Risale-i Nur'a verilen ehemniyet dahi zamanın emniyetinden Hem bu asrın şeriat-ı Muhammedi aleyhissalatü vesselam ve şair Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam ettiği taribatın deşetinden hem bu ahir zamanın fitnesinden eski zamandan beri bütün ümmet istiyaz etmesi cihetinden Adem Aleyhisselam da dahil bütün ümmet diyor. Ahir zaman fitnesi. Biz onun içindeyiz ve namaz kılıyoruz. Burak 15 yaşında namaz kılıyor. Nedir o? Zamanın evliyasıdır. Vallahi inanarak söylüyorum. Evliya o. Bütün Adem Aleyhisselam da dahil 124 bin peygamber istiyazi ettiği ümmetini uyardığı zamanda namaz kılıyor bir genç. Ne olacaktı ki evliya? Bir insan, bir genç namaz kılıyor. Ne olacak ki ya? Evliya ne demek? Allah dostu demek ya. Allah dostu, Allah. Allah dostu ya. Allah yakın. E şimdi bak ne diyor? Bütün ümmet diyor, ahir zamanın fitnesinden istiyaz etmiş. Sen de itfaiyecilik yapıyorsun. Ama Furkan da diyecek ki, ya bu kadar büyük yangın içinde benim kova ne olur? Seni ilgilendirmez. Karınca misali. Yönümüz, safımız bellidir. İbrahim'e gidiyordu ya karınca İbrahim aleyhisselam. A. Sen bu halinle mi onun ateşini söndüreceksin? Ben de biliyorum. Söndüremeyeceğim. E niye gidiyorsun? Safın belli olsun demiş. Adam yapmaz yapmaz. Yapması gerektiği halde. Bir de yapanlara düşman olur. Niye söyledin? Niye yaptın diyor. Hem bu, bu ahır zamanın fitnesinden eski zamandan beri bütün ümmet istiyaze etmesi cihetinden ben uyduruyorum. ya. Hem fitnelerin savletinden Müminlerin imanlarını kurtarmak noktasına diye devam ediyor yani bu. Zaman anlamayan üstadı bilemez. Külliyata emniyet veremez zamana. Allah'ı tanımayan, Allah'a kıymet veremeyen secde yapamaz. Allah'ın sıradanlık yapmışsa namaz kılamaz. Allah'ın kıymetini bilmiyor ki. Allah'a ihtiyaç olduğunu bilmiyor ki. Allah'a ihtiyaç hissetmiyor. Allah sıradan bir şey zannediyor. Bir baklavanın veya bir sevgilisinin peşine koştuğu gibi kendisinin peşine koşsaydı, kişi kendisinin peşine koşsaydı, sevgilisin sevdiği kadar Allah'a sevseydi namaz kılardı. Onun için intihar eden insan namaz kılmıyor. Cezasını çekiyor bak. Tevessele bina fi kulli havlin ve şiddetin su kefil eşyai dehran bi himmeti enne li murida fi zama yakhafuhu ve ve ahrusuhu fi kulli şen ve fitne. مريدي إذا ما كان شرقا ومغربا أخسه إذا ما سار في أي بلدة فيا منشدا نَزْمِ فقوله ولا تَخَفْ فإنك محروس بعين الإناية وكن قادر الوقت الله مخلصا تعيش سعيدا سعيدا بمحبتي صعي صعي صديقا بمحبتي muhabbeti. Ta'işen sa'iden sadikan bi muhabbeti. Allah Allah. Said. Bak ta'işu yaşe. Sa'iden senin yaşe. Sadikan bize muhabbetinden dolayı bir muhabbeti o üzerine alıyorlar. Allah Allah ya. Hz. Ali hepten ya ya mudrike li zalike zaman. Ey zamanın Kürt saydı diyor. Mudrike Kürt demekti tersi. Yani isimle söylüyorlar gene adam adam hala kıyameti bekliyor ya. Ne olacak bilmiyorum ya. Zaten tabi tabi ya şimdi taş gibi koyduktan sonra ne olacak? 33 tane tane ayeti Kur'an'ı İmam Ali, Abdülkadir Geylani, Bahattin Şahin Nakşibendi Hazretleri gene nurdan bahsediyor. Ee, şeyde el, el şeyinde Evradü Kutsi Nakşibendi de nurdan bahsediyor. Ondan sonra şimdi okuyayım bak. Beşinci satır ya en azından kimse demese de ben namaz kılıyor muyum? Kılmama vesile olmuş mu? Bitti. Herkes öyle. Senin hayatına ne kattı? Uçurdum ustadı. Resulullah şöyle, Resulullah böyle. Oo, söylüyorum. Namaz yok, sünnet yok. Tamam da hayatına ne kattı? Ne oldu ki bu? Galatasaray, Fenerbahçe, Galatasaray. E, ne olmuş yani? Hayatına ne kattı? E, ben hayatıma namazı kattı. Ben bunları tanımadan önce namazım yoktu. Öyle düşe kalka, Orucumuz vardı çok şükür. 17 yaşında tanıdım. Hayatıma namaz kattı. Daha ne kaçacaktı ya? Her şey kattı ondan sonra geldi ki gerisi. Ben ne yapabilirim ya yani? böyle nasıl bir şey? Her gün hayretteyim. Yani şimdi şey çalışıyorum ya yani his. Oturdum. Ulan evveli nedir, ahiri nedir, zahiri nedir, batır nedir? Yani şey sizin gibi yapmıyorum yani böyle kara kucak güreşmiyorum. İlk önce soruları soruyorum. Soruları tasnif ediyorum hissi neveli ahiri zahir ve batını sikesi turası hatemi mühürü akla kalbe vicdana ruha böyle sıralıyorum sonra o soruları sorabildiğimse cevapları koyuyorum kalıba mükemmel bir şey çıkıyor ikinci soru soruyor böyle kara kucak güreşmiyorum yani soru soruyor kendi kitaba ondan sonra heyecanla bakıyorum beşinci satırdan sonra gelen hatime-i kaside ve ceddi ve ceddi resulillahi e ni Muhammeden ene Abdul kadir, Kadi Kadiri dam dam izzi ve rif ati. İşte evvelki 5 satırda 5 vecihle ve 5 tevafukla şimdi hizmeti Kur'an'ın başında bulunanı gösteriyor. Birinci veci ahirdeki satırda ta'i şu sayıda ismini Sarahat'le, İhaşen Said, ismini Sarahat'le haber vermekle beraber maişet hususunda izzet ve saadetle geçireceğini haber veriyor. E biz mi yazdık bunu Said? Biz mi duyduk yani? gelen Hazretleri. 800 sene önce diyor ki, Taishun Said'a. Ey Said, İhaşen diyor. E, devam ediyor. Okumak istediğim için yetişemeyeceğim. Atlıyorum, atlıyorum, atlıyorum. Aa, bunu tek tek okusak. O var ya, ya gula duman oldu ustad. Duman oldum, duman oldum. Aa. Ondan sonra kendimi gulam yerine koydum. Nasıl kitap okunacağını söylemiş. Niye Geylani kitabını okuyorum ben etkilenmiyorum da. Ustad etkileniyor. Orada bahsettiği muhatap ben kendimi koydum diyor. Bana hitap ediyor diye baktım duman oldum dedi. Kur'an'ı peygamber inmiş gibi değil. Onun üzerinden bana gelmiş gibi okusam bak ne oluyorsun Bu külliyat ustad değil. Ben yazdım desem bak ne yaparsın buna. keskin. Ey ne riyakar? Ey dinini dünya satan münafık diyor. Hem uzak yerde taşlar görünmez, dağlar görünür. Bir daha şey 146'da atladım. Hem en son paragraf. Hem uzak yerde bak şurada. Uzaktan taşlar gözükür mü? Gözükmez. Dağlar gözükür. Hizmete bakın şey burada hizmet dağ gibidir hadiseler taş gibidir taşlar dağ gibidir hizmete dahil olursan dağ da sen de dahilsin demek 800 sene bir mesafede görünen hizmeti Kur'aniyenin şah, şahikasıdır bir de okuyayım düz hem uzak yerde taşlar görünmez dağlar görünür demek 800 sene bir mesafede görünen hizmeti Kur'aniyenin şahikasıdır Yoksa sahit gibi karıncalar değil. Karıncalar hiç gözüküyor mu? görünce? Madem bu kerameti gavsiyeyi ilan ve izharından Kur'an şakirtlerinin ve hizmetkarlarının şefki artıyor. Benim artıyor. Çünkü arkama ben şöyle bakıyorum. 8 fazla geriye gidemiyorum 1400 sene önce. Kafam o kadar çalışmıyor. 800 sene önce arkam aydınlanmış. Geylan diyor ki: "Ey Said, Tayishun Saida. Ey Said, Yaşem bana aittir sadık olduğun için. 800 sene arkamdan beni hizmetime bakıyor. Mesela bak böyle okuyordum. Bir tane arkadan ses geliyor çok derinden. Ne okudum o benden önce okuyor. Allah Allah. Bakıyorum kimse yok. Dönüyorum tam okuyacağım seslendiriyor. Ses yankılan. İnsan endişe etmez mi ya? Allah Allah. Okudum o oku, benden önce okumuş. Etkilenmez mi? Arkamdaki kimse yok. E nasıl oluyor? Madem bu kerameti gafsi ilan ve izharından Kur'an şakirtlerinin ve hizmetkarlarının şefki artıyor. Elbette arkalarında, hep arka duruyorum bir haftadan beri ağzıma dolamışım. Elbette arkalarında Şeyh-i Geylani gibi kahramanların kahramanı zatlar himmet ve dualarıyla ve izni ilahiyle himaye ettiklerini bilseler, himaye ettiklerini izni ilahiyle <laughs> himaye ettiklerini bilseler şefk ve gayretleri daha artar. İnayet altındayız diyor. mi? İyi bir yoldayız ha. Mesela benim başıma geleni çok iyi biliyorum. Hangi hatamdan yaptım? Beşer zulmeder. O zalimden kurtulan. Ama ben hatamı çok iyi biliyorum. Allah şahit. Allah yalana şahit edilirse kafir olur. Ben suçumu biliyorum. Kusurumu biliyorum. Kusurunu bilirsen kefaret olur. Bilmesen hebe, he gitti. Ben kusurunu biliyorum. Ve şükrediyorum. Elhasıl bunu kardeşlerimi kardeşlerimi fazla şefke ve ziyade gayrete getirmek için izhar ettim. Eğer kusur etmiş isem Cenab-ı Hak affetsin. Allah Allah. İnnemel amalu bin niyat. Beşinci veci. Çok hoş ya bu. Ustadımız kendisi söylüyor ki ben 8-9 yaşındayken kaç? ben bunları kaçırmıyorum ayrıntıları. Seviyorum bu işleri. 8-9 duygularımı düşünüyorum. Bütün nahiyemizde ve etrafında ahali nakşi tarikatlarında ve oraca meşhur Gafs-ı Hizan Nami ile bir zattan istimdat ederken ben akrabama ve umum ahaliye muhalif olarak ya Gafs-ı Geylani derdim. Kaç yaşındayken? 8-9 yaşındayken umum ahaliye ve akrabama Muhalif olarak ee, ya gafsi geylani derdim. Çocukluk itibariyle elimden bir ceviz gibi emniyetsiz bir şey kaybolsa. Kapısının önünde ceviz ağaçları var. Ceviz gibi emniyetsiz bir şey ama çocuk için ceviz emniyetsiz değil. Şimdi emniyetsiz. Ya şeyh sana bir fatiha bedava yok yani. Sen benim şu şeyimi buldur. <laughs> ceviz için geylaniyi kullanıyor. Aciptir ve yemin ediyorum ki Bin defa böyle, bin defa. Bin defa böyle Hazreti Şeyh himmet ve duasıyla imdadıma yetişmiş Allah'ın izniyle. Onun için bütün hayatımda ümumiyetle Fatiha ve Eskar ne kadar okumuş isem Zat-ı Risalet'ten aleyhissalatü vesselamdan sonra bak peygamberden sonra Şeyh-i Geylani ediliyordu Zat-ı Risalet'ten sonra. Ben 3 dört cihette nakşi iken Kadir-i Meşrebi ve muhabbeti bende ihtiyarsız hükmediyordu. Fakat tarikatla iştigale, ilmin meşguliyeti mani oluyor. Hükmünü de söyledi. Bak başka renkte boyadım bak. 3-4 cihette nakşi iken Kadir-i Meşrebi ve muhabbeti beni bende ihtiyarsız hükmediyor. Bak bu cümle çok önemli. Fakat tarikat da iştigale, ilmin meşguliyeti mani oluyordu. Bak. Sonra bir inayet ilahi imdadıma yetişip gafleti dağıttığı bir zamanda Hazreti Şeyh'in Futul Gayb namındaki kitabı Hüsnü Tesadüfle elime geçmiş. 28. mektupta beyan edildiği gibi Hazreti Şeyh'in himmet ve irşadı ile eski Said Radiyallahu Anh yeni Said'i inkılap etmiş. O Futul Gayb'ın tefeülünde yani böyle tefel demek şöyle malum bir, bir yere açmak ile tefeül ile tefeülünde en evvel şu fıkra çıktı. Yani, en tefi darul hikmeti fatulub tabiben yudavi kalbek. Yani ey bir sen Darul hikmet İslamiye'de bir aza olmak cihetiyle güya bir hekimsin. Eyli İslam'ın manevi hastalıklarını tedavi ediyorsun. Halbuki en ziyade hasta sensin. Sen evvel kendine tabip ara, şifa bul. Sonra başkasının şifasına çalış. İşte o vakit o tefeül sırrıyla maddi hastalığım gibi manevi, demek ki maddi hastalığı da var. Manevi hastalığımı da katiyen anladım. Bak kusurunu da anladım. O şehime dedim. Sen tabibim ol. Sen ol demiş. Elhak o tabibim oldu. Fakat pek şiddetli ameliyat-ı cerrahi yaptı. Futul Gayb kitabında Ya tabir ettiği bir talebesine pek müthiş ameliyat-ı cerrahi yapıyor. Ya gulağım. Allah Allah. Ne diyor? Ben kendimi o Gulam yerine vazettim. ettim. dedi ya. Kitap nasıl okunuyor anlatıyor. Ki onun yerine koy kendini. Mesela Kısay Musa. Musa'yı kaldır aleyhisselam kendini koy. Fakat pek şiddetli hitap ediyordu. Bak diyor ki ey el münafık. Ey dinini dünya satan riyakar. Ya gelanın talebesi. 8 sene önce bir adam ne olur? Kutup gibi ya. Şimdi bize bir ey münafık demez ha bayra. Ya münafık daha deşetti. Kafir üstede. Ya talebesi ne diyor? 800 sene önce Bayram. Sana bana hiçbir şey demez ha. Şöyle yapar. Yok yok. Merhamet eder. Ahir zaman fitne. Onun yaşadığı topluma bak bayramın yaşadığı topluma bak. Sana asla demezdi. Ey hel münafık, ey dilini dünya satan riyakar diye diye yarısını ancak koyabildim. Asla size bize de öyle demez demez. Ya çünkü niye e, şartlara göre değerlendirilir. Peygamber Aleyhisselam hadisini zikretme ihtiyacını duydum. Ey ashabım ne yapacağız diye korktuklarınızda zaman, benim zamanımda sünnetimin sünnetimin e, onda birini ha? Yapmasın, yapmasanız helak olursunuz. Dokuzunu yapacak kesin. Bir tanesini biz yapamaz. Bizde ise ahir zaman ümmetim, ümmetim sünnetimin onda birini yapsalar kurtulur. Fahşai ve mülkeli vel Hutbede okuyoruz değil mi o kafası? Namaz bütün fahşadan alıkoyar. Namaz kılan Allah'ın izniyle ama öyle ama böyle bir şeyler olur. Bizi kafirlerden ayıran alamettir diyor yarısına kadar okuyabildim. Sonra o Risale'yi terk ettim. Bir hafta bakamadım. Fakat ameliyat-ı cerrahiyenin arkasından bir lezzet geldi. İştiyak ile o mübarek esiri acı tiryak gibi veya sulfato gibi içtim. Elhamdülillah kabahatlarımı anladım. Yaralarımı hissettim. Gurur bir derece kırıldı. Yani ben bu... Ve epey İçerenköy'de büyürken bunu okurdum hala. emekte bir giderken çok iyi biliyorum ki atamadım kendimi onu ben de böyle yapayım dedim. Ey münafık deyince yerimden kıpırdayamadım. Yani e, günlerce böyle bittiğim bezbiğin her şeyin bitmiş gibi oldu. Sonra Allah'tan Rüştü işte abiye işte gitmiştik. Sümül Efendi değildi 80. Kaçtı? 81, 82'de. Ondan sonra dedi ki bu asın imamı o çok güzel bir tespiti vardı. Asın imamı asın dertlerine dermandır. E asın dertlerinin dermanına mazar olabilmesi için asın dertleriyle dertlenmesi lazım. Asrın bütün dertlerini kendi aleminde hissedemeyen asrın edviyelerini, ilaçlarını kullandan çıkartamaz. Onun için küfrün her mertebesini, Şirkin her mertebesini, hastalığın her çeşidini, her türlü bela ve musibeti onlar hissedecek. Böyle bir musibetin Kur'an'daki çarelerini çıkartacak. Onun için sen yaş yapma. Sen kaymağınıya uğraşma dipleriyle. Ya doktor ne biçim dava hizmet ediyoruz. Dişinizi sıkın zaten vefat edeceksiniz az kaldı. Yaş demiyor. Ve ahir davahum enilhamdülillah <laughs> Rabbil alemin el-Fatiha.